Hoş geldiniz buraya. Ben bir kısmını evden, yoldan ve son kısmında buradan olmak üzere takip ettim. Çok çok güzel konuşmalar ve harika konuşmacılar dinledik. Onların hepsine gitsin bu alkış öncelikle. Sadece başlamadan şöyle bir soru sormak istiyorum. Bu soru mümkünse şu an cevaplanmasın ama aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir grup insan bu kadar şeyi hiçbir maddi beklentisi olmadan neden yapmış olabilir? Hala nasıl devam ediyor olabilir diye bir soru soracağım. O soru mümkünse kalsın, zamanla onun cevapları gelecektir. Şimdi burada görmüş olduğunuz ve görmemiş olduğunuz da aslında birçok şey var. Böyle aklımda kalan sayıları sizle paylaşmak istiyorum. Bu koro için seçmeler yapıyoruz. Yaklaşık 7 ve 8. sezonuna girdi. 4 yılı burada Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü çatısı altında ve diğer 3 yılda üniversiteden bağımsız bir şekilde olmak üzere 8 yılda 4000 korist adayı bizle yüz yüze seçmeye gelmiş. Bunların yaklaşık 300 tanesi koroya girmiş. Aslında bu koroyu bir okul olarak görebiliriz. Buradan 300 tane korist geçti ve şimdi bambaşka şeyler yapıyorlar. Müzikle uğraşmasalar bile profesyonel olarak, ki çoğu zaten koristlerin müzisyen veya müzik öğrencisi değil. Yaklaşık 1300 prova yapmışız. Bu da tahminimce bir 300-400 güne aralıksız, 24 saat 300-400 güne tekabül ediyor. 1 milyona yakın izleyiciyle paylaşmış performansını koro. Yaklaşık 20 milyona yakında internette izlenme sayısı var. 10 ülkeye yakın gezdik. Türkiye'de yine 12-13 şehir dolaştık. Ve aslında 7-8 yılda bu kadar şeyi yapabilmiş, bu kadar şeyi 7-8 yıla sığdırabilmiş olmamızın gerçekten birçok sebebi var. Ama aslında bunları bize yaptıran şey nedir, ne değildir? Onlara biraz konuşacağız. Ben çok kısaca
benim koro müziğimle alakam nedir? Ondan bahsedeyim. Ondan sonra korodan bahsedeceğim. Biraz ilginç bir çocukluğum olmuş aslında. Ben hiç böyle biri olarak beklenmiyormuşum. Hep böyle bilim adamı olacak gözüyle yaklaşmışlar. Daha konuşamadan işte okuyup yazmaya başlamışım vesaire ve hiçbir müzikle alakam yok. Daha sonra yavaş yavaş işte 3-4 yaşında kendi kendime enstrümanlar çalmaya başlamışım. Öyle derken bir yandan kilise korosunda şarkı söylemeye başladım. Sanırım ki bu müziği içselleştirebilmiş olmam da, yani Türkiye gibi maalesef çok sesli koro müziği geleneğinin pek yaygın olmadığı, öyle bir altyapının zaten olmadığı bir ülkede böyle delilikler yapabilmemizin herhalde en önemli sebeplerinden, başlangıç noktalarından biri bu. Benim için yani hayatımın en önemli değişim noktalarından biri diyebilirim. Daha sonra birçok şeyle ilgilendim bir zaman içinde. Lisede bir müzik grubumuz vardı ama benim için yine lise zamanında da beni değiştiren en önemli şey tiyatro zamanlarım oldu. Hayatımın her alanında kullanıyorum. Koronun koro çalışmalarının %80'inde teatral tabanlı çalışmalar kullanıyoruz. Daha sonra üniversite zamanı geldi ve dedim ki ben ne okuyacağım? Hep Boğaziçi Üniversitesi'nde okumayı istedim bir şekilde ama ne okuyacağımı düşündüğüm zaman önüme iki tane seçenek kaldı bütün her şeyi elediğimde. Ya matematik ya psikoloji dedim. Matematiği seçtim. Matematik bölümüne büyük bir hevesle başladım. Sonra zaman içinde bir fark ettim ki aslında matematikle çok fazla da alakam yok. Çünkü müzik bütün hayatımı almaya başladı. Okula başladığım zaman Boğaziçi Üniversitesi'ne 2005 yılında aynı zamanda TRT İstanbul Radyosu Gençlik Korosu'nda şarkı söylemeye başladım. Bir yandan da müzik kulübünün korolarının olduğunu fark ettim. Ve caz korosunda şarkı söylemeye başladım 2005'te. 2 sene koroda şarkı söyledikten sonra benden önceki koro şefi Cihan Amerika'ya gidiyordu. O yüzden koroyu bana bıraktı. 2007'den itibaren işte 4 yıl burada, daha sonra da üniversiteden bağımsız olarak koronun şefliğini yapıyorum. 2007'de ne yaptın da nasıl bir şeyle bu koro buralara kadar geldi diye sorarsanız, işte 2007 bu koro için aslında ve benim koroyu devraldığım zaman oradaki grup için tam bir sıfır noktası oldu. Burada sanırım büyük bir kararlılık ve cesaretten bahsedebiliriz. Çünkü 2007'den önceki koroda ters giden bir şeyler vardı ve ben Cihan'a dedim ki ben bunu mutlaka bir şekilde değiştirmemiz lazım. Sen buyur yap istediğin dedi. Sıfırdan başladık. Yeni bir seçme yaptık. Koro yaklaşık 15 kişiydi. 8-9 kişiye kadar indi. Daha sonra sezon sonunda 5 kişi kaldık. 5 kişiyle başlayıp bir sonraki sene 8 kişi, bir sonraki sene 20 kişi, daha sonra 35 kişi, 40 kişi derken şimdi koro yaklaşık 55 kişi. Bu süreçte nasıl şeyler yaptık? Birçok festivale katıldık. Birçok üniversite, şehir dolaştık. Birçok yarışmalarda ödüllerimiz var. 2010'da Çin'de Dünya Koro Olimpiyatları düzenleniyor. Bunun haberini aldık ve evet, Çin'e gitmeye karar verdim bir şekilde. Buna kimse inanmadı diyebilirim. Hatta koristlerin %90'ı dahildir buna. Ama gittik bir şekilde. Son provaya kadar hala para bulamamıştık. Ve bir şekilde çözüp Çin'e vardık. Oradan güzel ödüllerle döndük. Daha sonra 2011'de Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz dedik. Gidemezsiniz dediler. Evimizi bırakmak zorunda kaldık. Şampiyonaya 3 hafta kala. O kadar zor koşullarda katıldığımız Dünya Şampiyonası'ndan da 2 tane Dünya Şampiyonluğuyla döndük. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümüz zaman artık bir çalışma yerimiz yoktu. Ve epey bir zaman çalışmalara başlayamadık, seçmeler yapamadık. Yaklaşık Eylül ayında başlaması gereken sezona biz Ocak ayında başladık. Ama ona rağmen o yıl içerisinde 50'den fazla performans yaptık. Gerek Türkiye'de gerek yurt dışında. 2012'de 3 tane uluslararası çok prestijli, dünyaca bilinen festivalde ve yarışmada yer aldık. Son saniyede sponsor desteğinin olmadığını öğrendik ve bir yol ayrımı gelmişti karşımıza. O yol ayrımında yine herkes gitmeyelim o zaman, gitmeyelim. Deli misin? Nereye gidiyoruz? 300 bin lira lazım derken... Evet, yani maalesef böyle biraz deli biri olduğum için ikinci seçeneği uygulayıp bu festivallere katıldık. Ne yaptınız derseniz sonrasında o borçlarımızı hala ödemeye çalışıyoruz maalesef. Ama eğer sorarsanız şimdi aynı şey karşına çıksaydı ne yapardın diye, kesinlikle ikinci yolu tercih ederdim. Çünkü o riskleri almadan, o yollara bir şekilde girmeden, ne olursa olsun, başınıza ne gelirse gelsin,
çok engelle karşılaşıyoruz. O riskleri almadan bir yerlere gelmek mümkün değil. Amaçlarımıza, hedeflerimize ulaşmak kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla 2012'de böyle bir maceradan sonra geldik 2013 yılına. Burada zaten fragman fragman gördünüz aslında. Hepsini sığdırabilmek çok mümkün değil. Dörder saniyeye böyle fitledik hepsini. 2013'te zaten malum Mayıs sonu, Haziran başı ki biz Fransa'daydık o dönem. Burada çok büyük bir hareket oldu. Gezi Parkı'ndan başlayan ve bütün ülkeye yayılan. Bu hareketin de bir parçası olmamızın hikayesi aslında son derece spontane. Hiçbir şekilde işte hadi şuraya bir şarkı yazalım, işte ne bileyim biz de şöyle bir katkıda bulunalım gibi bir şey düşünmemiştik. Biz sadece parka gitmek istedik, orada şarkı söylemek istedik. Sonra aramızdan bir arkadaşımız aynı gün içinde sadece kendi aklına geldiği için bize bir türkünün, zaten repertuarımızda olan bir türkünün çok sesli uyarlamasını söylüyoruz. Onun sözlerini değiştirerek kontekste uygun hale getirip bize göndermiş ve biz 2 saat içinde o parçayı çalışıp Gezi Parkı'nda seslendirdik. Daha sonra ne oldu? Tabii ki bu parça ve ardından gece bir parça daha seslendirdik. O gece söylediğimiz parkın bir köşesinde kendi kendimize söylerken insanların işte fotoğraf makineleriyle ya da basit telefonlarla çektiği performanslardan bir tanesi çok büyük bir etki yarattı. Aynı etkiyi biz 2 sene öncesinde 2011 yılında Metro videosuyla da Metro'da mini konser diye internette yayılan videoyla da yine yaşamıştık. Bunların aslında yayılmasının ortak bir sebebi var. Amaçları taban tabana zıt olsa da birincisi son derece planlı, ikincisi son derece spontane ve kendiliğinden gelişse de ortak noktaları samimiyet. O yüzden ben aslında ne yaptık ne ettiği çok fazla uzatmayıp bu noktanın üzerine durmak istiyorum. Çünkü birkaç konuşmayı takip ettim ve işte çoğunlukla şunlar söylendi. İyi bir fikir dünyayı değiştirebilir. Hayır efendim, işte fikir tek başına yetmez, uygulamanın da çok iyi olması lazım. Evet, hepsine katılıyorum ama bunların yanında samimiyet olmazsa bunların hiçbiri olmaz. Çünkü bu fikrin gerçek olması lazım. Bu fikrin ikna edici olabilmesi lazım. Bu fikrin size şöyle dokunabilmesi lazım. Sanırım bizim yaptığımız şeylerin temelde farkı bu. En azından biz buna inanıyoruz ve hep bunun peşinden gitmeye çalışıyoruz. İnandığımız şeyi, yapmak istediğimiz, varmak istediğimiz noktayı her zaman bu ölçütten geçirerek hareket ediyoruz. Samimiyet olmazsa dolayısıyla aslında bunların hiçbiri olmaz. Bir yandan tabii çok kararlı olmanız gerekiyor. 7 senede 300 tane koristin gelip geçtiği ve çok büyük bir sirkülasyonun olduğu, hiçbir maddi destek almadan, zaman zaman sponsorların desteklerini bir kenara koyup onlara buradan bir teşekkür ediyorum. Hiçbir maddi destek ve koro bundan hiçbir para kazanmadan bu kadar şey yapmak herhalde çok büyük bir motivasyon gerektiriyordur. Büyük bir inancınız olması lazım. Sizi besleyen çok sağlam bir kaynağınızın olması lazım. Biz de bunu şuna bağlıyoruz, yani en azından ben. Bu tutku o kadar büyük ki, biz şarkı söyleyen insanlar olarak herkesin şarkı söylemesini istiyoruz. Burada, önce yaşadığımız yerde, içinde bulunduğumuz toplumda, ardından bütün dünyada şarkı söyleyerek yetişen bireyler olsun istiyoruz. Çünkü bu gerçekten dünyayı işte kökünden değiştirebilecek bir şey bize göre. İçinde olduğumuz için değil yalnızca. Yurt dışında katıldığımız birçok festivalde, birçok organizasyonda işte o şehrin ileri gelenleri, işte belediye başkanları diyeyim, biz hep binalarında, belediye binasında, merkezlerinde ağırladıkları zaman sohbet esnasında hep şunu duyuyoruz. İşte ben de 10 yıl bir koroda şarkı söylemiştim. Sonra biz bir şarkı söylemeye başlıyoruz ve arkasından bize eşlik etmeye başlıyor o kişi. Ondan sonra da ister istemez şunu düşünüyoruz. Evet, maalesef bizde bu yok ve bizim olaylara yaklaşımımız çok çok daha farklı. Ama bakıyorsunuz şarkı söyleme geleneğinin olduğu ülkelerde insanlar her zaman daha mutlu, birbirini daha çok dinliyor, birbirine daha çok tolerans gösterebiliyor, anlayış kapasiteleri çok daha yüksek. Dolayısıyla
Burada amaçladığımız şey herhalde bu. Yani biz de böyle bir kültürü burada yeşertmek istiyoruz. Dolayısıyla bu senede bambaşka bir adım attık. Bir gençlik korosu başlattık. Boğaziçi Caz Korosu yaş ortalaması 18 ve 35 arası bir yaş grubu. Yaklaşık 24-25'e tekabül ediyor. Gençlik korosu ise bu sene başlattığımız gençlik korosu 15'ten 19'a kadar gençler. Şarkı söyleyerek biraz daha en azından bu yaşı erkene çekmeye çalışıyoruz. Şarkı söyleyerek yetişsin insanlar, daha birbirini anlayan, daha birbirini dinleyen bireylerden oluşsun bu toplum ve atıyorum bizim yaşadığımız bu zorlukları, işte bilmem kaç bin lira borçların altına girmeyi ya da en basitinden bir ikili üçlü diyalogda insanların böyle birbirini dinlemeden konuştuğu, birbirine saldırdığı ortamların gitgide azalmasını amaçlayarak burada bu kültürü yaygınlaştırmak istiyoruz. Niye bu kadar çok istiyoruz? Çünkü böyle bir dünyanın daha yaşanılabilir olduğunu biliyoruz ve bunun için çok uğraşıyoruz. Neler yaptık? Bu kampüste çok ses var diye proje yaptık. 2 sene önce yaklaşık 20 tane üniversite gezdik. O 20 tane üniversitede sabahları atölye çalışmaları, söyleşiler, akşamları konserler yaptık. Bütün etkinliklerimizi ücretsiz düzenledik. Ve çeşitli röportajlar esnasında şunun farkına vardım aslında yaklaşık 1 sene önceydi. Proje bitti ve hepimiz çok yıpranmıştık. Bir ayda yaptık çünkü bütün bu saydıklarımı. Belki korunun yarısını o bir ayda kaybettik ama niye yaptık bunu diye kendime sorduğum zaman şu geldi. Evet, koro müziğini hiç bilmeyen insanlara biz bu müziği götürüyoruz. Ve bu müziğe bir şekilde bulaşmış olduktan sonra bu çocuklar bambaşka bireyler olarak yetişecekler. Ve yarın bir gün işte daha önemli kademelerde, ne bileyim büyük kurumların başında, işte devleti yönetenlerden birkaçı oldukları zaman, o zaman işte herhalde bu insanlar çok çok daha farklı yaklaşacak her şeye, sadece koroya, müziğe değil. Bunu fark ettiğim zaman benim için bir sıçrama noktası daha olmuştu. Bu da gerçekten beni çok yukarı kaldıran ve ardından tabii ki bütün koroyu da motive eden çok önemli bir şey oldu. O yüzden de elimizden geldiğince bu şeyi, akımı sürdürmeyi, hareketi sürdürmeyi çok istiyoruz. Evet, bir fikirle dünya değişir ama onun peşinden gitmek gerekiyor. Son derece kararlı olmak gerekiyor. Önümüze çok engel çıkabilir. Yani bizim önümüze hiç engel çıkmadı mı? Burada anlatmaya başlasam zaten 15 dakika değil, bir herhalde 3 saat, 4 saati bulur sadece o kısmı. Hem maddi hem manevi aklınıza, hayalinize gelebilecek her türlü engelle karşılaştık. Ama hep şunu söylüyoruz. Engeller her zaman var. Ama engellere rağmen ayakta kalabilen bazı şeyleri herhalde değiştirebiliyor. Her ne kadar İşte iyi fikirler aklımıza gelse de, çok yaratıcı olsak da, bir şekilde bu dirayeti gösterebildiğimiz zaman bazı noktaları aşabiliyoruz ve istediklerimizi o zaman gerçekleştirebiliyoruz. Bir hocamın çok güzel bir lafı vardı. Onu paylaşmak istiyorum. Sanat her şeye rağmen, sanat bu ülkede her şeye rağmen derdi. Gerçekten her şeye rağmen. O yüzden ben de şunu söylemek istiyorum. Her şeye rağmen tutkularınızdan asla vazgeçmeyin. İnandığınız yolda mutlaka yürüyün. Eğer böyle olursak, o zaman herhalde istediğimiz, idealini kurduğumuz dünyaya daha çok yaklaşacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz böyle arada konuşuyoruz ama aslında işimiz şarkı söylemek. Bu sefer hep beraber bir şey yapacağız. Görmek mi? Ayağa kalkmanıza gerek yok. Hepimiz şöyle bir şey yapabilir miyiz?
Sabahleyin dediler ki Türkiye'yi 500 milyar dolar ihracat yapan 10. büyük ekonomi yapacağız. Türkiye'ye saygı duymaları anlamına gelmiyor bu. Eğer sanat olmazsa. Ne ilginçtir ki aslında bu kadar marka yaratmaktan, Türkiye'yi doğru şekilde lanse etmekten çok fazla bahsedilirken 4 yıldır Türkiye'yi belki de dünyada en doğru şekilde, en üst düzey noktalarda temsil eden bir koro hala destek alamamış vaziyette. Umarım bir gün yapılan işin değerinin daha çok farkına varılır. Biz de en azından bu tutkumuzu, evet her şeye rağmen vazgeçmediğimiz şeyleri yapmaya devam edebilecek en azından yeterli altyapıyı buluruz. Ben bu güzel etkinliği düzenleyen Safron'a, Brand Is You ekibine, öncelikle sevgili Şebnem, Şule ve Turgay'a ve bugün bize ilham verici hikayelerini anlatan bütün değerli konuşmacılara, Boğaz Caz Korosu'na, Gençlik Korosu'na, bu oluşuma destek vermiş herkese çok büyük teşekkür etmek isterim. İyi ki böylesi platformlar oluyor. Biz de kendimizi ifade etme fırsatı bulabiliyoruz. Ve herkesin hikayesinden kendimize pay çıkartıyoruz. Ve evet değişiyoruz. Değişmek için sanırım önce bizim değişime açık olmamız gerekiyor. Önce biz değişebilirsek ondan sonra herkes değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Herhalde 15 dakika öncesinde daha farklıyken şimdi biraz daha farklı olmuşuzdur diye düşünüyorum. Hepinize tekrar teşekkür ederim.